Şimdi tabii ki savunma hücum ikisini de hem tabii 11-11 oyunlar hem grup çalışmalarıyla bunları çalışıyoruz. Ama onun yanında bizim için en önemli şey aslında rakip sahada oynayabilmek. Rakip sahada ne kadar kalırsak baskımızı, hücum presimizi orada ne kadar sürdürürsek, topu ne kadar çok geri kazanırsak zaten kalenize daha az pozisyon getiriyorsunuz. Bugün de bölüm bölüm bunu özellikle ilk yarıda rakip 10 kişi kalana kadar bunu net bir şekilde yaptık. Takım hep beraber aslında defans yapıyoruz. Yani bazen gol yediğimiz zaman defansa kızıyorsunuz veya defansa suç bulunuyor, kaleciye bulunuyor ama takım savunması hep beraber yapılan bir şey. Herkes de görevini doğru bir şekilde alan adam paylaşımı doğru bir şekilde yaptığında bu az gol yeme sınırına ulaşıyorsunuz. Bunun yanında tabii ki onu da açık açık söylemek gerekiyor. Kalecimizin de Muslera'nın da çok önemli sezon içerisinde kurtarışları oldu. Bu da bizim için iyi bir kaleciye sahip olmanın değeri de çok farklı. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Yani verdiğimiz pozisyonlar da var. Galatasaray pozisyon vermeyen bir takım da değil, pozisyonlar da verdik. Ama kalecimiz de burada önemli kurtarışlar yaptı. Bu da bizim için önemli bir şey. Yani iyi kaleciye sahibiz, iyi bir savunmaya sahibiz. Takım olarak oynadığımızda bir de demin de söylediğimiz gibi yani en yüksek formumuza ulaştığımızda çok daha iyi işler yapıyoruz. Buna hem hücumda daha çok gol atıyoruz hem de savunmayı daha çok kalemize daha az rakipleri daha az bir şekilde getirebiliyoruz. Özellikle yani Yunus ve Barış çok çalışıyorlar. Onlardan çok memnunum. Hep takımı yukarı çekmeye çalışıyorlar. Maç bitti. İlk sahaya giren, sevinen de onlar. Yani bu gerçekten çok önemli, çok değerli. Hem oyuncu olarak hem karakter olarak hepsini çok beğeniyorum ve çok da çalışıyorlar antrenmanlarda. Ben özellikle yani burada tabii Bafé'ye çok az süre verebildik genel olarak. Mata'ya aynı şekilde az süre verebildik. Yine Barış ve Yunus bizden daha çok süre aldı, alacak da. Öbür oyunculara biraz daha az süre verebildiğimiz için bu maçta özellikle önde de rakibin 10 kişi olması ikinci forvet, iki forvetle oynamamıza yol açtı burada. Rahat bir şekilde bunu kullanabildik. Ama genel olarak yani bu hafta da bütün takım olarak oyuncu bazında çok iyi çalıştık. Ben de aslında çok da üzülüyorum. Yani oyuna sokamadığım oyuncular var. Yani burada Barış'la Yunus'tan bahsettik. Yine Mitchell'i burada oyun içerisinde kullanamadık. Kaan'ı aynı şekilde kullanamadık. Ama dediğim gibi yani geçen maçta da onlar süre almıştı. Bütün oyuncularımıza bu süreyi vermeye çalışıyoruz. Zaniolo için de onu orada da denedik. Aslında ikinci forvet olarak denedik. Forvet olarak da özellikle de savunma arkası koşuları iyi yapabilen bir oyuncu. Gole yakın bir oyuncu, golü koklayan bir oyuncu. Belki kafa hakimiyeti dışında santrafor için bütün özelliklere sahip bir oyuncu. Fiziksel olarak iyi, boy olarak iyi. Ama bu anlamda yani kullanabileceğimiz bir bölge bazen ikili özellikle kullanabileceğimiz bir oyuncu. Zaniolo'nun da özellikle kendi %100'ünü bulmasını istiyoruz. Onun için de o da çok çalışıyor. Biz de onunla ayrı özel çalışmalar yapıyoruz. O da %100'ünü bulduğunda takımımız için çok önemli bir oyuncu olacak. Şu anda da verdiği skor katkısıyla yine bizim için çok büyük değer kazanıyor. Bugün girdikten sonra da çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Attığı gol de gerçekten şeydi. Hem koşusu hem vuruşu ekstra bir ekstra klas bir kendine yakışır bir gol attı aslında. Yani şöyle söyleyeyim ben kendi ekibimle konuşurken, oyuncularımızla da konuşurken o haberi aldığımızda gerçekten en doğru seçim olduğunu düşündüm. Çünkü yani şu anda Eyüpspor'u da çok yakından takip ediyoruz. Ben bir Eyüplüyüm aslında. Yani benim doğum yerim Eyüp. Eyüpspor'u da bu anlamda çok seviyorum. Murat Başkan'la da çok yakın bir şekilde burada görüştüğümüz bir insan. Eyüpspor'un bu gidişinde Arda'nın dokunuşu çok önemli olacak diye düşünüyorum. Çok tanıdığı, bildiği oyuncular ve oraya çok büyük bir heyecan getireceğini düşünüyorum. Kendi de çok istekli. Bu başlangıç onun için inşallah güzel olur. Takımı inşallah Süper Lig'e bu anlamda diğer takımlarla birlikte taşır. Yani şu var, çok fazla takım var. Birçok takımın oradan çıkmasını istiyoruz aslında. Yani Süper Lig'in kalitesine yakışacak stadıyla, taraftarıyla. Yani burada şampiyonluk yarışında içerisinde olan yine Rizespor, yine Sakaryaspor. Bu anlamda Göztepe'yi tekrar oraya işin içine koyacağım. Yani önemli takımlar, önemli camialar. Onlar da çıkmak için savaş veriyor. İşte inşallah Arda için hayırlısı olur. Ben
sevindim ve umudum çok yüksek. Arda'ya da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.